Arkadaşlar merhabalar, ben Nedim Kanatu. Bugün sizlere Ankara Anlaşması vizelerinde yeni güncellenen interview yani mülakat hakkında sizlere detaylı bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ya da bilmeyen bir sürü arkadaşımız olabilir tabii ki. Bu mülakat yaklaşık 10 yıl önce de yürürlüğe girmişti. Ortalama 6 ay 7 ay güncel bir durumda kalıp sonradan iptal edilmişti. Sanırım yeterli bir verim alamamışlardı. Şimdi aynı şekilde bu yürürlüğe tekrar girdi birkaç hafta önce ve bundan sonraki yapılan Ankara Anlaşması serbest çalışma vizesindeki ilk başvurularda ve bunlarla devamında yer alan uzatma vizelerinde artık belirli mülakatlar yapılacaklar. Öncelikle bu mülakatlar tamamen random bir şekilde yapılacak. Yani tamamen onların sistemlerinde bulunan kişilere karışık bir şekilde seçip onları gerekli birimlere, MOPS'in gerekli ofislerine çağırıp yaklaşık bir saatlik bir randevuya gidip mülakat vermenizi isteyecekler. Şimdi tabii ki bu videomuzda daha önceden Instagram'dan da oylama yaptığımız gibi en çok oyu alan Ankara Anlaşması'ndaki interviewlerde neler soruluyor diye sizlerin oylarını sunmuştuk ve oradan birinci seçilen ilk video, sizlerin istediği ilk videomuz olarak bunu belirlediğiniz için ilk bu videomuzu paylaşıyoruz. Tabii buradan hemen güzel bir haber olarak da 1 Ocak 2021'den sonra yeni oluşacak vize türleri var. Burada kesinlikle ama kesinlikle şu an gerek böyle Facebook gruplarında gerek böyle değişik sosyal medyalarda yer alan işte yeni vize türleriymiş gibi göstermeye çalışan birçok vize türleri var. Bunlar sponsor vizeleri ağırlıkla. Onları da önüme geldiği için söyleyeyim size. Bu vizeler şu anda yeni oluşan bir vize türleri değil. Yıllardan beri yürürlükte olan vize türleri. Yeni vize türlerimiz 1 Ocak 2021'den sonra home office gerek bu COVID'in azalmasından sonra gerekse güncellemelerden sonra oluşacak. Biz de gerek Instagram'dan Nedim Kanutu diye güncel haberlerimizi anlık görebilir. Detaylı anlatımlar, işte o vize türlerindeki detayları da daha kapsamlı anlatmak için de gene YouTube sayfamızdan Nedim Kanutu diye izleyebilir. Hatta anlık öğrenmek için de ya da size videolarımızın anlık olarak size gelmesini de istiyorsanız bildirimleri de açmayı unutmayın. Tabii sevdiklerinizle de gerek Instagram sayfamızı gerekse YouTube sayfamızda mutlaka paylaşın. Şimdi gelelim buradaki bu birazcık şu anda toplum içinde karmaşık hale gelmiş. Biliyorsunuz birçok konu var. Bunlardan bir tanesi de interview'de neler soruluyor veya bu interview neden getirildi? İşte danışmanı olan ya avukatı olan veya olmayan kişilerde belirli problemler yaratacak mı? Ayrıyeten de burada detaylı olarak ne yapılmak isteniyor? Bugün bunları sizinle detaylı olarak konuşacağız. Bu videomuzda Ankara Anlaşması'nda ilk vizeyi alan arkadaşlarımızın durumlarına daha çok ağırlık vereceğiz. Hemen akabinde uzatma vizesinde gerek 3 yıllık gerek ondan sonraki uzatım gerekse oturumlardaki soruları da ayrı bir topladı arkadaşlarımız. Onları da size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bugün elimizde daha önceden yani bu birkaç gün içinde interview'e girmiş, gerekli soruları bizim için hazırlamış, saklamış daha doğrusu bir arkadaşımızdan ödünç istedik ve o da bize sorularını genel itibariyle bildirdi. O yüzden sizlerle paylaşacağımız tüm sorular yaşanmış birebir kişiden alınmış bir soru cevap olacak ve bunların anlatımı olacak. Ayrıyeten de tabii ki bu sorularla ilgili genel bir açıklama yok. Yani işte bu sorularda şunları soracağız, bunları sormayacağız gibi veya daha önceden işte kitabını alıp veya işte bizlerden neler soruluyor diye almanıza gereksinim duyulacak bir soru cevap şekli yok. Yani bu bir sınav değil. Tamamen o günkü memurun istekleri doğrultusunda kişinin de tabii ki karşısındaki kişinin de durumunu da gösterecek şekilde belirli sorular istenebilir. Bu sorularda farklılıklar da açıkçası olacak. İsterseniz burada neden bu interview yapılıyor? Önce ondan bahsedelim. Bu interview'ün daha önceden de dediğim gibi yaklaşık 10 yıl öncesinden de veya şu anda da yapılma sebebi bu Ankara Anlaşması'nda seçilen meslek türünün kişiye uygun mu? Kişinin background'unda bu var mı? Veya bu kişi bu yaptığı işi iş planında kendisi mi
biliyor mu, kendisi mi hazırlamış, müşterilerle kendisi mi görüşmüş veya işte her şeyi avukata, danışmana mı bırakmış, onlar mı yapmış? Açıkçası burada onları birazcık araştırmaya çalışıyorlar. Yani kıssadan ise sahte başvurularla gerçek başvuruları birbirinden ayırmak istiyorlar. Çünkü maalesef arkadaşlar toplum içinde şu anda bilhassa son yaklaşık böyle bir senedir bu işleri kaçak yapan, herhangi bir baro vesaire hiçbir yere üye olmayan, tamamen işte arkadaşımı aldı, bana da aldı, işte şu kadar paraya yapıyormuş vesaire vesaire gibi. Çünkü vergi yükümlülüğü yok. Bu kişiler hiçbir yere bağlı değil. O yüzden çok dikkat edin arkadaşlar. Mümkün olduğunca yasal çalışan, bizler gibi baroya kayıtlı kişilerle çalışmaya çalışın ki bu tip durumlarda sıfır sorun çıksın size. Yoksa bu tamamen böyle işte dosyayı bir şeye koyup da gönderiyoruz şeklinde yapılan işlemler değil. Kişiyle biz gerek eğitimleriyle ilgili, gerek önceki çalışma referanslarıyla ilgili, gerek buradaki müşterileriyle ilgili, tüm araştırmalarla ilgili, işte nerede kalacağına kadar aslında her şeyle ilgili A'dan Z'ye kişilere biz sorular sorup o sorulardan aldığımız, ki bu belge listelerimizi de beraberce hazırladığımız için zaten bu tip sorunlara bizlerle çalışan arkadaşlarımız herhangi bir soruna, orada tabii donup kalmadıkça herhangi bir soruna karşı karşıya kalmazlar. Ama tamamen böyle bir yere bağlı olmayan, tamamen bir böyle arkadaş, dost, yakın, bilmem ne, işte müşteri severek yaptığını söyleyen kişilerden alınacak yardımlar, muhasebeciler gibi kişilerden alınacak yardımlarda büyük sıkıntılar yaşanır. O yüzden sizlere tavsiyem kesinlikle yasal bu işleri yapan kişilerin yardımlarını alın ve o kişileri de mutlaka çalışırken yaptığınız işleri, her şeyi sorun. Bazı kişiler, çok garipsiyorum mesela, onu hemen söyleyeyim, kendi firmasının ismini bilmiyor. Yani ne iş yaptığını biliyor gibi, fakat firmasının, şirketinin ismini bilmeyen birçok arkadaşımız var. Bunu bizlere sonradan katılan insanlara biz bazen soruyoruz ve hani ilk bize de bunu sormadılar mı sana veya anlatmadılar mı? Yok, avukat hiçbir şey anlatmadı. Vizeyi aldık geldik gibi böyle bir garip bir şeye bürünüyorlar. O yüzden bunlara dikkat edelim. Bu interviewlerin yapılma ana sebebi bu arkadaşlar. Yani bilenle bilmeyeni ayırt edecekler. Avukat kullanmak, danışmak kullanmak, işte muhasebeci kullanmak veya kullanmamak arasındaki farkları da söyleyelim. Baroya kayıtlı bir danışman, avukat vesaire kimse, yani bu işi yasal kişiyle yapıyorsanız zaten herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Tabii ki işini iyi yapan bir kişi de olmalıdır. Ama işte muhasebeci, işte bu işi bir arkadaş, dost yardımıyla yapan, işte bilmem nenin işte lisansını kullanıyorum diyen falan fişman, işte web sayfasında bunu yayınlamayan, ne bileyim Instagram vesaire hesapları olmayan veya işte bunu kullanmıyorsa da böyle herhangi bir yere girip kişinin ne olduğunu anlayamıyorsanız mutlaka bu kişi yasal çalışmıyor demek oluyordur. O yüzden dikkat edin. Bizlerle de yardım almak isteyen arkadaşlarımız olursa açıklamalardan detaylarımızı alıp bizleri arayıp bu konuda yardımlarımızı sunmaya çalışırız. Bizim müvekkillerimiz olurlar ise tabii ki. Şimdi gelelim arkadaşlar, sorularda neler soruluyor? Biraz bunlardan sizlere detaylı olarak bahsedelim. Tabii ki bu yaptığımız videoda unutmayın, Ankara Anlaşması'nın ilk yıl vizesine, yani ilk kez başvuru yapan arkadaşlarımıza, gerek Türkiye'den gerekse İngiltere'den başvuru yapmış arkadaşlarımıza neler soruluyor, burada onları anlatacağız. Şimdi birinci sorular genellikle sizin background'ınız, CV'niz, yani daha önceden yaptığınız işlerle ilgili sorulan sorular olur. Eğitimleriniz, deneyimleriniz, çalışma tecrübeleriniz, aldığınız sertifikalar, tamamıyla hobileriniz, her şeyle ilgili kısaca sizden böyle bir bilgi birikimi, bilgi paylaşımı isteyecekler. Hemen arkasından tabii ki o anda zaten ilk sordukları sorulardan bir tanesi, İngilizce biliyor musunuz? Ya da İngilizce bilginiz bu interview yapmak için uygun mu? Tabii burada hemen parantez açalım, onu soruyor arkadaşlarımız. İngilizce bilmek zorunluluğu var mı? İlk başvurularda İngilizce bilmek zorunluluğu yok arkadaşlar. Tabii ki kendinizi anlatacak kadar, adınızı söyleyecek, işte belirli başlı şeylere evet hayır diyecek kadar İngilizceniz de olması önemli olabilir. Yoksa interview yapan kişi bunu durdurabilir. Gereksinim duyulursa çevirmene, bir arkadaşınız veya bu konularda profesyonel hizmet belirleyecek bir kişi belirlenebilir ve bu kişi yanınızda oturamayacak, size telefonla bağlanacak ve oradaki interview yapan kişi tamamen telefonunuzdaki hoparlör açık olacak ve beraberce
işte oradaki interview yapan arkadaşımız, memur sorularını o kişiye soracak, o da size çevirecek ve böylelikle iletişim sağlanmış olacak. O yüzden tabii ki bu bir dikkat çekecektir yapılan işlerin durumlarına göre. Bazı işlerde İngilizce bilmek zorunluluktur. Örneğin danışmanlık yapan bir kişi İngilizce hiç bilmiyorsa bu bir soru işareti olabilir. O zaman da dikkat edelim. Ama örneğin delivery yapacak, yani transportla ilgilenecek, işte örneğin buradaki işte Deliveroo, Uber, Eats gibi tamamen delivery işi yapan bir kişiden akıcı bir İngilizce beklenmesi zorunlu değildir arkadaşlar. O yüzden sektöre göre de bu farklılık gösterebilir. Gelelim üçüncü sorumuza. İşinizle alakalı yeterliliğiniz. Yani daha önceden bu işi yaptınız mı? Aslında bu önceki soruya da benziyor zaten. Daha önceden bu işi yaptınız mı? Burada müşterileriniz var. Nerede kalacaksınız? Bu işi nerede yapacaksınız? Gibi belirler sorular sorulacaktır. Daha sonra kendinizi rahat hissediyor musunuz? Birçok arkadaşımız çok heyecan yapıyor. Buradaki arkadaşlar düz memurlar. Yani karar verecek memur değildir. Tamamen not alıp karar verecek memura soru cevaplarınızı gönderen kişidir. O yüzden heyecanlanmanızı pek tavsiye etmem. O yüzden heyecan sizi açıkçası çok şey kaybettirir. O yüzden lütfen heyecanlanmayın. Gittiğiniz düz bir memur, postanedeki memur ya da parmak izi verdiğiniz sofra sitaryadaki memur kimse, gideceğiniz memur da birebir aynı kişi olacaktır. Pazar araştırmanız var mı ya da yaptınız mı gibi sorular sorulacak. Biz kendi müvekkillerimize zaten iş planlarımıza gerekli pazar araştırmalarını sektörlere göre yapıyoruz. Pazar araştırmanızdan kastımız da bu iş İngiltere'de var mı, yapılabilir mi vesaire vesaire gibi bilgilendirmeler olacak. Siz de bunlardan bilginiz var mı diye zaten haberdar olmak isterseniz zaten gerek bizlere sorabilir, gerekse iş planlarınızı okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burada müşteri sizi neden tercih etsin diye bir soru sorulacak. Örneğin danışmanlık yapıyorsunuz. İş danışmanlığı olsun sorumuz. İş danışmanlığı yaparken işte X, Y, Z müşteriler sizi neden tercih etsin? Burada birinci husus ucuz olmanız, ikinci husus güvenilir olmanız, üçüncü husus Türkçe'ye ve İngilizce'ye hakim olmanız, müşterinizin de sizinle aynı dil konuştuğu için gibi böyle belirli bilgiler vermeniz gerekiyor. İş tecrübeniz nedir? Bu aslında daha önceki soruya da benziyor. Arkadaşımıza direkt sorulduğu için iş tecrübenizi anlatabilirsiniz. Diyelim ki tekrar ne olsun? Kişi işte diyelim ki fashion stylist üzerinden başvuru yapmış. İşte daha önceden fashion ile ilgili, moda ile ilgili nasıl bir eğitim aldınız, nasıl bir tecrübe edindiniz? Bunlardan kısaca, hızlıca bahsedebilirsiniz soruya cevap olsun diye. Sakın hatırlatmayın daha önceden bunu sormuştunuz diye arkadaşlar dikkat edin. Neden İngiltere diye sorulabilir. Neden İngiltere, neden Almanya değil, Amerika değil buraya tercih ettiniz? Diyemezsiniz Ankara Anlaşması var diye. Tamamen marketing burada açık olduğunu fark ettim. Benim bu işi burada yapabileceğimi düşünüyorum. İşte İngilizcem olduğu için burada yapmayı daha mantıklı gördüm. Almancam yok, Almanya'da falan. Diğer bazı ülkelerde de araştırmalar yaptım. Ama burada yapmayı daha uygun görüyorum diye. İşin durumuna göre bunu bilgisini vermek lazım. Hangi şehirde kalacaksınız? Diyelim ki Londra ise Londra'da kalacağım. Neden Londra? Çünkü Londra'da kozmopolit bir çeşit var. Müşteri fazlalığı var. Market çok büyük. Ben de burada kendime bir yer edineceğimi düşünüyorum. ABC gibi müşterilerim hazır. Onlarla gerekli niyet mektuplarını aldım. Dosyamı ekledim. İşte her şeyimle onlarla anlaştım. Şu an sadece anlaşmanın onaylanmasını bekliyorum diye güzel bir cevap vermenizi tavsiye ederim. Başka bir şehri de düşünmedim. Düşünecek olursam da ilerleyen zamanlarda da onu düşünebilirim. Bazı sektörlerde tek şehirde değil, bütün Birleşik Krallık'ta, United Kingdom'da yapılabilir. Onun da ayrıntısını vermek lazım tabii ki. Londra dışında hizmet verecek misiniz diye Londra'da yapan bir kişi hayır diye cevap verebilir. Evet diyecekse de işte bu iş çok globalse ya da bir grafik dizaynırsa zaten illa Londra içinde olmak zorunda değil. Her yerden işini online olarak yapabilir. En çok popüler olan mesleklerden biri de digital marketing mesela. Bu UK'nin her yerinde yapılabilir. Hatta UK dışında bile yapılabilir. Bunların da bilgisini verebilirsiniz. Nasıl hizmet vereceksiniz? İş planınız nasıl olacak? Nasıl hizmet vereceksiniz? İşte atıyorum grafik dizaynırsa kişi hizmetlerimi şu anki anlaştığım müşterilerden başlayarak daha sonra da işte ABC yerlerine reklam vereceğim gibi ya da işte
şu vesaire müşterilerimle konuştum. Onların da tanıdıkları başka birileri var. Onlara da ulaşacağım. Bunun da ulaşma şeklim kaliteli bir hizmet vererek müşteri ağımı genişleteceğim. Verdiğim hizmetlerde işte grafik dizayn, web dizayn, işte ABC gibi servisleriniz varsa onları söyleyeceksiniz. İş planınız kendiniz mi yaptınız da diye sorulabilir. Buna zaten profesyonel bir hizmet aldıysanız avukatım ve avukatımın kendi takımıyla beraber yaptık. Bizim burada iş planlarımıza kendi muhasebecilerimiz de katılıyor arkadaşlar. Burada muhasebecilerimiz işte finansal veriler kısmını, bizler daha çok araştırma ve bilgisayar kısımları hazırlıyoruz. Tamamen tabii ki bu home office'in istediği bir biçimde oluyor. Ne abartı bir şekilde böyle yüzlerce sayfa ne de çok kısa oluyor. Tamamen yüzeysel ve kişinin nokta atışı olacak şekilde kişinin durumuna şekilde hazırlanmakta. Tamamen bundan önceki işte 10 küsür senelik tecrübelerimizi içine koyarak hazırladığımız planlar olacak arkadaşlar. Burada tabii ki her türlü içinde bilgiler mevcut. O günkü istenilen konjonktür neyse aynısını biz karşı tarafa veriyoruz arkadaşlar. Kendiniz hazırlamak durumunda olmak zorunda değilsiniz. Siz içindeki bilgileri zaten bizlere veriyorsunuz. Yani nerelerde çalışmışsınız, müşteriler kimler olacak, yıllık ne kadar kazanç belirlediniz. Açıkçası bunlar sizin bir önceki background'unuza da biraz uyumlu olmak zorunda. Atıyorum Türkiye'de senelik 20.000 TL kazanan bir kişi gelip İngiltere'ye 90.000 falan kazanacağım derse bu zaten baştan patlar. O yüzden bazen biz direkt müşterimize sorduğumuzda garip cevaplar alabiliyoruz. O yüzden genellikle biz tecrübelerimizi kullanarak bir bütçe oluşturuyoruz. O yüzden bunlara tabii dikkat etmek gerekecektir. O yüzden iş planınızı kendiniz mi yaptınız sorusunu zaten profesyonel hizmet alıyorsanız kişi de tabii ki unutmayın yasal olması gerekiyor. Ama ağzınızdan eğer böyle çalıştığınız kişi abi, kardeş, dost vesaire bu işleri severek yaptığını söyleyen kişiler sana bunların isimlerini vermeyin arkadaşlar. Verdiğinizde sıkıntı oluşturacaklar. Ki zaten böyle kişilerle çalışmanızdan hiç tavsiye etmem. O yüzden bazen biraz daha bütçenizi artırıp profesyonel hizmet almanızı tavsiye ederim. Destek aldığınız danışman var mı? Bu danışman yasal çalışan birisi olduğunu biliyor musunuz diye bir soru. Var. Evet. Kim? İşte Nedim Kanatu. Kendisi zaten göçmenlik avukatıdır, işte varlığı kayıtlıdır vesaire gibi demeniz yeterli olacaktır. Çalıştığınız işte ABC kişilerse onlar da farklı birimlere, farklı organizasyonlara kayıtlı olabilirler. Onların da nerelere dediğim gibi ne tür bir servis verdiğini söyleyerek bilgilendirme yapabilirsiniz. Nasıl müşterilere ulaşacaksınız? Dediğim gibi ağız yoluyla zaten birinci öncelik oluyor. Siz bir arkadaşınıza servis veriyorsunuz, o sizi başkasına tavsiye ediyor, böylelikle yayılıyor. Bunun dışında reklam vereceksiniz. İşte gazete olabilir, dergi olabilir veyahut dijital medyada, işte Facebook'ta, Instagram'da vesaire yerlerde reklam vererek müşteri ağımı genişleteceğim. Onlara böylelikle ulaşmayı hedefliyorum gibi bir strateji belirleyebilirsiniz. Rakip analizi yaptınız mı, araştırma yaptınız mı? Zaten biz bu araştırmaları müvekkillerimizin backgroundlarına göre iş planlarını da yapmaktayız. Rakip analizi de tamamıyla işte o kaç paraya, açıkçası markette kaç kişi var? En çok sorulan soru bu zaten. Bizim de yaptığı araştırmalar genellikle bu ölçüde oluyor. Açıkçası diyelim ki bir yellow page'de kaç tane müşteri var? Size yakın böyle firmalar var mı? Bunların araştırması yapıldı mı? İşte iş planında konuldu mu gibi şeyler sorulabilir. İki, müşterilerinizin aldığı ücretler belki araştırabilir. Bu birazcık tabii ki riskli bir konu. Buna çok şu anda böyle açıklama yapmam belki insanların kafasını karıştırabilir. Siz sadece rakip analizi yapın. Yani kimler sizin rakipleriniz, onların isimleri, işte neler yaptıkları vesaire gibi küçük bir detaylandırma yapmanız uygun olacaktır. Daha derinleme detaylarda farklı konulara girileceği için o yüzden onlarla ilgili mutlaka avukatlarınızdan bilgiler almanızı tavsiye ediyorum. Fiyatlarınız hakkında bir bilginiz var mı? Saatlik ücret mi, paket servis mi, yoksa böyle proje bazlı mı çalışacaksınız? Bunun da zaten bir araştırmasını yapmış olmanız, müşterilerinizle de ilgili alacağınız mektuplarda bunlardan biraz bahsediyor olmanız gerekiyor. Zaten avukatlarınız bunlarla ilgili bilgiler verecektir size. Fiyatlarınız rakiplerinizin fiyatlarından daha mı uygun? Tabii ki zaten genellikle bir fiyat marketteki fiyattan daha uygun olmalı ki sizin bir artı yanınız olabilsin. Çok pahalı olacak kişiler tabii ki daha önceden UK'de bu işi yapmış olan kişiler olabilir. Tabii bu
cevabı verebilmek için gene sizin yaptığınız işi bilmek, sizin buradaki kalış sürenizi bilebilmek vesaire vesaire gibi bunları detaylı bilmek gerekebilir. Çünkü kişiler direkt böyle öğrenci gelip bu işi veya turist gelip bu işe başvurmuyor. Burada yıllarca eğitim almış, üniversite eğitimi almış, evlilik vizesiyle kalmış, sonradan buna geçiyor, sponsor vizesiyle kalmış, sonradan buna bu vizeye geçiyorsa onların sizlere göre, yani buraya çok kısa zamanlı gelip başvurusunu yapanlara göre farklılıklar gösterecektir arkadaşlar. Bulacağınız işin ismi. Aynen başta da söylediğim gibi şirketinizin ismi nedir yani? Bulduğunuz ister sole trader olsun, ister limited, ister anonim şirket. Şirketinizin ismi nedir? Bunun illa bir trademarkı, bir kayıtlı bir şeyi alınması gerekmiyor. Yere kayıt yaptırılması gerekmiyor. Yani sadece bir isminiz, iş kartınızda, business kartınızda olması yeterli arkadaşlar. Bu işe ne kadar yatırım yaptınız? Yani sermayeniz nedir? Koyduğunuz gibi başlarda işin durumlarına göre 2000-3000 poundlarla başlayıp yukarılara kadar çıkan sermayeleriniz var mı? Ne kadar koydunuz? Bu sermayeyi nereden temin ettiniz? Sponsordan mı? İşte geri verecek misiniz? Ki biz bunları zaten hepsini dosyalarınıza koyuyoruz ama hani siz de bunu biliyor musunuz? İşte altın mı bozdurdunuz, araba mı sattınız, ev mi sattınız gibi. Bu ev sizin miydi, araba sizin miydi gibi. Tabii biraz daha detaylı sorabilirler kişinin o anki durumuna göre. Bütçeyi işte nasıl ayarladınız? Onun buradaki soru. İşte buradaki arkadaşımız aracını satmış ve araçla ilgili bir takım sorular sorulmuş detaylı. Onları da dediğim gibi zaten kişilerin durumlarına göre anlatması gerekir avukatların. O da interview'e gidecekse zaten belirli bir zaman veriliyor arkadaşlar. Yaklaşık en az bir 15 günlük süre tanımlıyor. Bu 15 günde zaten size avukatınız gerekli detayları bilecektir. Bildirecektir size. O yüzden bence şimdiden bir hazırlık yapmanıza gerek yok arkadaşlar. İşte onlarla ilgili yani detaylarla ilgili bu sermaye nereden bulunduğunun detaylarını sorabilirler. İngilizce bilmeniz sizin için bilmemeniz ya da bilmeniz sizin için avantaj ya da dezavantaj mı? İngilizce bilmiyorsanız işte geliştireceğim, kursa gideceğim vesaire gibi şeyler denilebilir. Bilmiyorsunuz sizin için dezavantaj mı olabilir mi sorusu. Evet dezavantaj derseniz tabii ki sıkıntı olur. O yüzden dezavantaj değil, müşterilerim. Türkçe konuşan insanlar, şu anda onlarla başlamak istiyorum. Buranın vatandaşları ama Türkçe konuşuyorlar. O yüzden şu an için dezavantaj değil. Bundan sonraki durumda da zaten ben İngilizcemi geliştirmek için kursa yazılacağım. Hemen akabinde ve geliştireceğim ve daha farklı müşterilere ulaşacağım diye bir strateji gene belirlemek gerekir arkadaşlar. İngiltere'deki İngilizcenizin şu anki durumunu veya İngiltere'deki iş İngilizceyi geliştirmenizle ilgili gene biraz detaylı sormuş. Onlar avantajlı da dezavantaj oluşturur mu? Dediğim gibi dezavantaj oluşturmaz. İngilizcenizi İngiltere'de geliştiriyor olmanız tamamen avantajdır. Ayrıca de zaten müşterileriniz de hazır olduğu için bu benim için bir problem oluşturmayacak. Kısa vadede de iyi bir eğitim alarak ki bu eğitiminiz de mutlaka part time olmalı. İşinize etkisi olmamalı. Burada bir çapraz soru var. Ona da dikkat edin arkadaşlar. O yüzden oradaki cevabınızda da kursu aldığım saatler tamamen iş yaptığım saatlerin dışında olacak demeniz yeterli. Oradaki şeye de tuzağa girmeyin. İlk aylarda geliriniz ne olacak? Yıllık geliriniz veya net kazancınız ne olacak? İlk aylardaki gelirlerim müşterilerimden sunduğum o projeksiyondaki gibi aşağı yukarı atıyorum. 1500 pound olacak. İşte bu benim sağladığım 6 müşteriden bunu sağlayabileceğim ilk 2 ay. Sonradan diğer müşterilerime ulaştıkça da bu gelişecek diyebilirsiniz. Yıllık bütçelerinizi, iş planlarınızı zaten bizler sizlerin background'larınızla sizlerle konuşarak zaten belirliyoruz. Bu senelik kişinin durumuna göre senelik kazanç 15 bin, 20 bin, 25 bin gibi böyle 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıllık yıl bazlı gösterilebiliyor. Bu yıl kazancınız. Bununla tabii böldüğünüz zaman 1 ya da 2 aylık kazançlarınızı hesaplayabilirsiniz. Bir de tabii ki arkadaşlar bu kazancınızın net kazan, yani bu tamamen turnover, yani bankanıza giren paranın bir de giderleri olacak. Onları çıktığınızda net geliriniz ne olacak diyeceksiniz. Bu da işte sizin kiralarınızı ve kişisel yaşamlarınızı tamamen kapsayacak şekilde iş planlarında olmalı. Bizler bunları kendi muhasebecilerimizle firma içinde bundan muhasebecilerimizle beraber yaptığımız için zaten oradan spesifik bir net sonuca o günkü güncel duruma göre belirliyoruz. Örnek verelim, 20 bin pound senede kazanacak birinin
diyelim 15 bin poundluk net geliri olacak. Giderleri çıktıktan sonra, işle ilgili giderleri çıktıktan sonra bunlara zaten iş planından rahatça edinebilirsiniz bu bilgilere. Vergiler çıktıktan sonra, yani beklediğiniz vergi dilimi ne kadar olacak veya vergiler biliyorsunuz %20 hesaplanıyor traderlarda, şahıs şirketlerinde limitlerde değişiyor kazançlara göre. Oradaki durumlara göre de iş planınıza bakarak bunların cevabını verebilirsiniz. Mülakat verimli oldu mu diye sorulursa tabii ki verimli oldu. Buradaki bilgi kirliliği ya da kişilerin bilgisi ya da bilgisi olmayan kişileri birbirine ayırt etmek için güzel bir şey olduğunu, mülakatın verimli bir eleme usulü olduğunu belirtebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı diye sorulduğunda açıkçası başka bir şey demenize gerek yok arkadaşlar. Teşekkür edersiniz. Bizleri de dediğim gibi bugünkü konularımız tamamıyla Ankara Anlaşması'nda ilk başvuruyu yapan arkadaşlarımızın, serbest çalışma vizesine başvuran arkadaşlarımızın, yani self-employed'ların durumlarını konuştuk. Bir sonraki videomuz hemen akabinde, inşallah hemen bir hafta içinde onu da yayınlayacağız arkadaşlar. Uzatma vizesi içinde olan arkadaşlarımız, yani gerek uzatma, gerek işte sınırsız oturuma başvuracak o aradaki, yani ilk yıldan sonraki arkadaşlarımızın sorularına da cevap vereceğiz. Onlar biraz daha farklı buradaki sorulardan. Onlara da cevap vereceğiz yakın zamanda arkadaşlar. O yüzden bence heyecanlanmadan kendinize güvenli bir şekilde gidin. Birazcık da çalışırsınız. Gerek iş planlarınızı biraz okursunuz. Gerekse avukatınızla şöyle bir ön bir briefing alırsınız. Bence herhangi bir sorun yaşamadan çıkacaksınız. Kolayca geçecektir. Yarım saat, bir saat sürer maksimum. Bunlarla da ilgili şimdiden sizlere başarılar dilerim. Dediğim gibi anlık bu tip bilgileri öğrenmek için Instagram sayfamızdan Nedim Kanotu diye, detaylı anlatımlarımızı da takip etmek için YouTube kanalımızdan gene Nedim Kanotu diye bizleri takipte kalabilir ve sevdiklerinize de videolarımızı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder. Şimdiden kariyer hayatınıza başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.